Merhaba, ben Elif Dede. 40 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Trabzonluyum. Bekar bir anneyim. 13 yaşında bir oğlum var. Bu yarışmaya çok konuşmaya değil, konuşulmaya geldim. Mango ajito. Mango ajito. Y yo haciéndome loco. Hoş geldin Elif Dede. Hoş buldum. Yaşa gelelim lütfen. Öncelikle yaşa gelmek istiyorum. Menopoza girmiş bence. Gerçekten çok iyi duruyorsun. Teşekkür ederim. Yaş konusunda, söyleme konusunda herhangi bir çekincen var Gururla mı? Gururla söyleyebilirim Genelde bence. Kadınlar söylemezler ama tabii hani bu yaşı taşıdığın tabii ki fizikle bence gururla söylemelisin. Her zaman öyle zaten. Elif Dede kaç yaşında? 40 yaşındayım. 40 yaşında. Bir alkışlar alalım mı maşallah diyelim burada. 18'lik çıtırların arasında gerçekten iyi bakmışsın kendine. Peki konseptin nedir? Nereye gidiyor Elif Dede? Ben gerçek hayatta make-up artistim. Kendi ürünümü çıkartıyorum. Yani makyaj markamı çıkartıyorum ve onun lansmanındayım. Bir otelin roof katında. İddialı olmak istedim birazcık. Yani bilmiyorum tabii ki jüri ne diyecek ama kendimce iddialı olduğumu düşünüyorum. Peki ben en çok Hakan'ın yorumunu bekliyorum seninle ilgili olarak ama hemen arkadaşlarına dönmek istiyorum. Prenses? Şöyle bana Harness biraz vahşi geliyor. Şu an üstünde öyleyim çok, zaten. Çok evet onu anladım sus hareketinden ama çok fazla detay var bence. Çanta zaten olmamış onu sen de farkındasın. Ama evet, acaba evet. Sadece birini mi kullansan onlar ayrı ayrı? File de var ya file detay orada iki parça detay bana bir tık fazla geldi. Çok basic olmak istemedim yani mesela bakıyorum şu anda sekreter. İşte normal akşam dışarı çıkarken giyeceğim bir kıyafet Sevgesen. Bile değil. İş kadınıyım. Açıkçası. Yani o yüzden iddialı olmak zorunda. Çünkü burası stil yarışması. Bu arada yani... yaşı konusunda ben çok şaşırdım. Ben 24 yaşındayım. O benden genç duruyor. Bebek gibi. Evet. Hak edin hakkını veririz. Tamam ben oraya bakmıyorum. Peki Elif heyecanla bekliyorum. Heyecanla ben de jüri üyelerimizin yorumlarını merak ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Berbatsın. Teşekkür ederim. Berbat. Bu kadar. Bitti mi ya? Hay Allah. Yani şeyden de kötü müyüm? Hani sekreterden daha mı kötüyüm? Hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Çok demodesin, çok. Ben demoda olduğumu düşünmüyorum öncelikle. Kendi yorumumu söyleyebilirim değil mi? Ben demoda olduğumu düşünmüyorum. En azından ben çabalamışım diye düşünüyorum. Bir tane 15 senelik artık eskimiş bir moda olan harnesi gömleğin üstüne geçirdin. Bu çaba mı oldu? O bir tane top dediğin, kimin mesela bir tane top dediğin Ay'a mı laf söylüyorsun? Hayır, Nur. Nur. Zaten Nur'a da aynı şeyleri söyledim. Sana daha kibar davranmaya çalıştım. Teşekkür bir avuç yol, berbatsın dedim sadece. Teşekkür ederim. Bir şey diyemeyeceğim üstad. Bu kadar benim. Elif hoş geldin. Hoş buldum. Çok fazla hareket var üstünde, çok fazla. Yani şu an sana bakarken yoruluyorum zaten. O harness son derece demode benim için. Gömlek oradan o şekil olmuş, eteğin gene çok fazla kısa. Altında şort mu var? Tenis eteği diyebiliriz. Ha, okey. Şort etek. Raketin nerede? Evde bıraktım. Fazla kısa. File çorap, sivri burun beyaz şey. Sen konuş Aslan. Şimdi arkadan direkt açabiliriz. Hayır onu açmayacağım. Okay, başka tamam. Bir şey yapacağım. Tamam. Asla Ay ve Sisi'nin botu gibi değil. O sivrilik çok basitleştiriyor olayı. Beyaz çizme zaten çok iddialı bir şey. Bir de onun sivri burun olması. Bir de yanında zebra desenli o çanta. Evet, çantayı gerçekten ben de inanın ki kombine gerçekten yakıştırmıyorum. Kimden kötü müyüm diye sordun. Sekreter derken. Funda. Funda'dan kötüsün. Cevabını verdiler. Atıyorum orayı görmüyorum. En azından o harnesi öyle alıp içine takmak yerine şöyle gömleğinin içine taksaydın yaptım. Böyle bir şeyler aslında yaptım. Sonuca evet. Bakıyorum ben. Boğuldum ve değiştirdim daha sonra böyle yaptım. Ben puanımı vereyim sana da sen eve git çalış biraz. Al sana kucak dolusu bir kuş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de aynı şekilde vereceğim.
Elif'te de 6 puanla yerini alıyoruz seni. Günün en düşük puanı sende değil. Alkışlamıyor musunuz arkadaşlar? Ben alkışlarım seni aşkım. Hadi günün son yarışmacısını görelim podyumda. Melis Palabıyık. Merhaba, ben Melis Palabıyık. 21 yaşındayım, moda tasarım okuyorum. Tarz kendin olmaktır ve ben kendim olarak buraya geldim. Çok farklı bir renk geldi. Renk kattın şu anda yarışmaya. Gerçekten. Şöyle bir bakıyorum. Evet, çok farklısın. Saçının, kaşının renginden teninin rengine kadar. Hoş geldin Melis. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun böyle? Arkadaşlarımla gece eğlenmeye çıkıyorum. 9 yarışmacıyı podyumda gördükten sonra sen bugün podyumu kapatıyorsun. Evet. Peki dönelim bakalım arkadaşlarına. Sema. Takıların çok alakasız. Üstündeki kırmızı tek olarak güzel, tek parça olarak. O paçalar yanlış. Botların güzel ama paça boyu yanlış. Hep replika çanta görüyorum, orijinal çanta. Güzel. O da bir markanın... Orijinal mi? Şey, bir markanın taklidi değil mi? Rize ile başlıyor. Orijinal. O senin, o çantayla aynı çanta. Replika. O orijinal. O şey o orijinal ama şey de orijinal mi? Evet. Orijinalmiş. Senin? Tamam, o da normalde ondan yola çıkan değil mi o? O küçük boyu. O ban. Peki orijinalmiş çanta. Diğerininki. Teşekkür ederim ellerin için. Aldığı yerin orijinali olabilir mi? O bir markanın taklit çantası. Ben replika işi yaptığım için biliyorum. Aşkım ben çantayı benden replika aldı. Çanta benim çantam. Abi butiğim vardı. Benim de. Orijinal bir çanta o. Marka ismi verebiliyor musun? Çarp ağzına onu. Ha okey, tam şimdi gördüm tokasını. Sema, anladım. Senin çantanı mı kullanıyorsun? Evet, orijinal. Evet. Öyle mi? Evet, evet. Senin çantanın, senin çantan orijinal. Orijinal, evet. Okay. Kullanabilir bu arada tabii. Evet, kullanabilir. Tabii ki. Nur. Pantolonu tamamen İspanyol görsem belki okey ve ceket çıktıktan sonra başarılı. Kısa ve öz. Alayım ben seni jüri üyelerimizin karşısına. Melis moda okuyor bu arada. Bu anekdotu da vermek istiyorum. Şimdi onu okudum, altını çizdim zaten. Aynı anda dikkat çekmişim zaten. Efendim buyurunuz. Melis, üzerindeki o gece eğlenmeye gidiyorsun. Bluzun çok kötü. Çok kötü. Yani böyle bir kombinde, yani nasıl o üstü kombinleyebildin, niye o renk, niye böyle hani bir de ceketi atmışsın sırta falan, böyle maskülen bir şekil olup o parlak, yani hiç sıfat bile bulamadığım bir üst çok kötü. Paça boyu demin biri dedi, oradan doğru bir eleştiri, yanlış bir boy. Okey, siyah deriler yapmışsın, oradan biraz kurtarıyorsun. Çantan okey, çantası güzel. Ama bu kombinle hayır bence. Ben beğenmedim seni. Teşekkür ederim. Moda tasarımını şans eseri mi kazandın? İsteyerek değil. Yok, hayır. Yanlış tercih kaydırdın. Hayır. Moda tasarımı mı? Hayır, aslında yani kendimi bildim bile de anaokulundan beri falan en çok istediğim meslekler, okumak istediğim bölümlerden birisiydi. Bazen insanların kendine kendini doğru eleştiriyor olabilmesi lazım. Ben hayatta bazılarına göre veya en önemlisi kendime göre bir başarım varsa, o başarımın sırrının hep kendime çok objektif olabilmekten yana olduğunu düşünüyorum. En acımasız kendini eleştiren insan benim. Bence biraz sen de bunu yapmalısın. Sen çünkü şu an karşımda gördüğüm kız moda tasarımı okuyor olamaz. Ben bunu kabul etmiyorum.
Haklısın. Ne o kaşın, ne o saçın, ne o rujun, ne giydiklerin, ne üstündeki hiçbir şeyin birbiriyle alakası olmaması. Bak, deri pantolon, deri ceket. Hayat bu kadar kolay değil modada. Deri ceket, deri pantolon, deri takım yaptım. Hayır. Onların üstündeki gerçekleri altındaki suni olması, evet, lazım. Bir, sen moda tasarımı öğrencisisin. Bu ikisini kombinleyemezsin. Altına jean giyip içine beyaz tişörtle bu kılıkla gelsen çok okeyim. Evet. Sen ne yapıyorsun? Bu nasıl bir saçmalık? Bu gerçekten çok büyük bir saçmalık. Sen orada gördüğün en kötü kimi eleştirdim ben? Seni değil mi? Çok özür diliyorum. Beterin beteri varmış. Bu gerçek olamaz. Sen kamera şakasısın bugün bana. Bir dahaki sefere öyle gelmeyeceğim. İnşallah ömrün yeter bu polcumda. Aynı zamanda moda tasarımı okuduğun için, benim karşıma böyle geldiğin için al. Bir. Bu okul sebebiyle mi? Bir, yani iki verecektim. O bir puan daha kırdı. Peki. Bir ve iki. Toplamda üç. Melis. O da iki puan da cekete verdim. Diğer günlerde bu günümü telafi edeceğim. Telafi etmek durumundasın. Teşekkür ederim. Alalım seni yerine. Evet. Ah.